Selamünaleyküm hocam. Aleyküm. Ben namaza yeni başladım. Geçmiş namazlarımın kazasını etmem için normal vakit namazımı sünnetiyle beraber kılıp daha sonra mı kazasını etmem gerekiyor? Yoksa vakitimin farzını kılıp yanında kaza namazlarını mı kırmam gerekiyor? Bunun hakkında bilgi verirseniz teşekkür ederim. Yani kaza namazlarımı hangi namaz kazaya kaldıysa o vaktin farzından sonra mı kılayım diyor yoksa önemli değil mi? Efendim, yani bir kere kızımızı tebrik ediyoruz. Ne güzel namaza başladı. Bundan dolayı tebrik ediyoruz. Yine ikinci tebrik de bakın kaza borçlarımı da ödeyeyim diye düşünüyor. Ne Evet. kadar güzel. Şimdi peki bu kaza borçlarını, kaza namazlarını ne zaman kılayım? Kerahet vakitlerinin dışında her zaman kılabiliriz. Her zaman kılabiliriz. Nedir o kaza kılamayacağım zamanlar? Hangi zamanlar? Güneşin doğuşundan 45 dakika geçinceye kadar kılamam bir. Öğle ezanı okunmaya diyelim ki 20 dakika kala. O 20 dakikalık zaman içerisinde kılamam İki. iki. Ve güneş batmaya 45 dakika kala Akşamdan orada önce. da kılamam üç. Bu üç zamanın dışında her zaman kılabiliriz. Demek ne yapmalıyım? Hanım kızımız ne yapsın? Vakit namazlarını sünnetleriyle birlikte kılsın. Tamam. Kıldıktan sonra yani işten güçten yorgun bitkin bırakacak derecede değil de imkan nispetinde de bir plan program yapar, bir takvim yapar. Benim şu kadar borcum var. Şu zaman içerisinde şöyle bir metotla ben bu borçlarımı öderim diye düşünür. İlla her namazın arkasında olması şart değil. Bugünlerde mesela geceler uzun. Bir gecede bir günlük namaz kılayım diye düşünebilir. Evet. Ya illa akşam namazının Arkasında akşam, öğlenin evet. arkasında öğlen. Bunun da şu kolaylığı olur, biraz hafif olur, yormaz insanı. Ama öyle bir Yani kural yok. öyle bir kural, öyle bir mecburiyet Öyle bir yok. mecburiyet yok. Tamam, öyle. Peki hocam diyelim bir günlük namaz kılacak. Ezan kamet nasıl olacak? Bu erkekler için var da hanımlar için yok. Hanımların ezan ve kamet okuması mecburiyeti yok. Ama bir erkek olduğumu düşünelim. Şimdi bir ezan, öteki namazlar için de kametler. Kametler. Evet, kamet. Diyelim bir günlük namaz kılıyor. Beş Kılıyor. vakit namaz. Bir ezan. Bir ezan, beş kamet. Beş kamet. Evet. Erkekler. Bunlar olmasa olmaz mı? Olur da sevabı az olur. Niye? Sünnetini yapmamış olurum. Sünnet yerine Evet, gelmemiş sünnet olur. yerine gelmemiş. Erkeklere bu uyarı. Diyelim bir günlük namaz kılacaksanız bir ezan, beş ayrı kamet. Hanımlar Hanımlar için bu söz konusu söz değil. konusu değil. Onlar normal niyet edip kılacaklar. Doğru. Video sorumuz var. İzleyelim. Hocam sadece Kevser ve İhlas suresiyle namaz kılabilir miyiz? Kevser suresini biliyorum, İhlas suresini biliyorum. Bu ikisiyle namaz kılabilir miyim? Şimdi efendim bir kere Kevser, İhlas güzel. Bir ki Fatiha olmayınca olmaz. Ben artı Fatiha diyeceğim. Ettahiyyatü olmayınca o da olmaz. Onu da artı diye ilave ettik. Bir de diyelim ki hadi öğle namazının 4 rekat sünnet-i müekkedesini kılıyoruz. Birinci rekatta diyelim ki Fatiha'yı okudum. Arkasından Kevser'i okudum. İkinci rekatta yine Fatiha'yı okudum. Arkasından da İhlas-ı Şerif'i okudum. Üçüncü rekatta da Felak-ı ve Nas-ı surelerini 3 ve 4'te de onları okusam bari değil mi yani? Evet. Yoksa tekrar bunları tekrar edeceğim. Bunları tekrar edeceğime Allah'ın kelamı onları da ezberleyeyim, Evet. onları da Ya en okuyayım. azından hocam 10 tane şu onunu bilsek mesela. Onunu bilsek Onunu o mesela. çok iyi olur Çok elbette, güzel çok iyi olmaz mı olur şu? ama Çok da uzun sureler değil hocam bunlar. evet. Uzun sureler değil. Ama ben demek istedim ki hiç olmazsa bir Kevser'i okuduk. Evet. İki İhlas'ı okuduk. Evet. Felak ve Nas 4. Bu 4 hem kısa hem de kurtarır. Yani ama nedir bunların hepsi? Ya bir sayfa eder etmez ya. Evet. Allah'ın kelamını öğrenmek bu kadar zor mu?
12 yaşında yavrumuz hafız oluyor ya. Baştan başa Kur'an'ı ezberliyor. Evet. Men eraden yükellime rabbahu felyakra'ul Kur'an. Allah ile konuşmak isteyen Kur'an okusun. Ha? Öyleyse Rabbimin kelamını seveceğim. Sevince öğrenmem hiç problem değil. Hocam Asr suresi de kısa mesela. Vel Asr. Ya. Hocam onu okuduğumuzda hangi sureyle devam ederiz arkasından? Hangisiyle devam edersek edelim. Arada başka sureler var çünkü. Ha. Ya, Vel Asr okudu ilk tabii, rekatta tabii, sonra. Tabii. Sonra diyelim ki Maun'u okuduk. Tamam. Oldu. Gerçi Maun biraz uzun. Maun. Ayet olarak sayı olmasın olarak. Değil. Mesela Kafirun'u okudu. Nasr'ı okudu. Tebbet Yedâ'yı okudu. Olur evet. Diyorsunuz. Evet. Peki hocam teşekkür ediyoruz. En azından bu sıralamayı bilirsek... Bunları evet. da ezberlersek çok rahat ederiz yani. Tabi bunun yanında Ayet-el Kürsi mutlaka ezberlenirse hocam Halil Ala. O tabii. Burada sıraya riayet etmesek ne olur? Namaz bozulur mu? Namaz bozulmaz. Evet. Ama usulüne, edebine aykırı olmuş olur yani. Bu işin adabı böyle olmasıdır. Yani mekruh olur. Yoksa sehvi secdesine falan gerek olmaz. Evet. Peki. Naması da inşallah makbuldür. Teşekkür ediyoruz hocam. Peki hocam teşekkür ediyoruz. WhatsApp video sorumuz var. Bakalım izleyelim izleyicimiz ne sormuş. Hocam hayırlı yayınlar. Hocam benim size bir sorum olacaktı. Benim annemin kulak kristalleri oynadı. Bu nedenle eğilip kalkmada çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Bu sebeple namazını oturarak kılıyor. Hani bunun bir sakıncası veya günahı var mıdır? Teşekkürler, yayınlar. Günahı yok, doğrusu o. Yani taat, takate göredir. Bu dediği şeyi ben yaşadım. Hakikaten çok zor Muhsin Bey. Yani başınızı secdeye koyamazsınız. Koyun, dünya alt üst olur böyle. Yani huzurunuz kaçar. Evet. Dinimiz yürüydullahu bikumul yusur. Allah size kolaylık diliyor, zorluk dilemiyor. Taat, takate göredir. Takatim neye yetiyor? Buna. Oturduğum yerde kılmaya. Öyleyse oturduğu yerde kılacaktır. Canın çıksa secdeye varacaksın demez dinimiz. Öyle bir zorlama yoktur yani. Evet. Oturarak namazını kılmasında bir beis yok, efendim. Bir sakınca öyle yok. Efendim. Bir başka video soru var, görelim. Selam hocam, günaydın. Annem bundan 5 ay önce vefat etti. Allah rahmet eylesin. Rüyama gelmesini çok istiyorum ama bir türlü rüyama gelmiyor. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar. Yani şunu yaparsak rüyamızda görürüz. Doğrusu böyle bir şey benim hatırıma gelmiyor. Ama Rabbim cennetinde birleştirsin. Amin. Ya. Amin. Rabbim cennetinde birleştirsin. Amin. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ya Rab, bizim sahibimiz sensin. Bizde senin hükmün geçer. Hepimiz senin huzurunda toplanacağız. Biz ona rahmet okuyalım. Efendim, dualar edelim. Dostlarıyla dostluğu sürdürelim. Vasiyetleri varsa onu yerine getirelim. Gücümüz nispetinde hayırlar, sadakalar verelim onlar adına. Peki hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.